Her şey namazına bağlıdır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim namazı terk ederse İslam'dan bir nasibi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İman ve küfür arasındaki sınır namazı terk etmektir. Yine şöyle buyurdu. Namaz dinin sütunudur. O halde her kim bilerek namazı terk ederse dinini harap etmiştir. Her kim namazı vaktinde kılmazsa veyle girer. Veyl cehennemde bir vadinin adıdır. Nitekim Allahü Teala veyl olsun namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler buyurmuştur. Bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim bir özrü olmaksızın namazını vakti geçinceye kadar kılmazsa ameli boşa çıkmıştır. Kul ve küfür arasındaki sınır namazı terk etmektir. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Her kim namazın sevabına itinasızlık ederek ve namazı terk etmenin cezasından korkmayarak namazı terk ederse, ben de onun ya Yahudi, ya Hristiyan ya da Mecusi olarak ölmesinden endişe etmem. İmam Sadık Aleyhisselam kendisine neden zina eden kimse değil de namazı terk eden kimse kafir olarak adlandırılmıştır diye sorulunca şöyle buyurdu. Çünkü zina ve benzeri iş yapanlar şehvetin galebe çalması sebebiyle bu işe başvururlar. Ama namazı terk eden kimse sadece onu hafife almak veya itinasızlık göstermek sebebiyle terk etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazı terk eden kimse Allah'tan kendisini dünyaya geri göndermesini ister. Nitekim Allahü Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Onlardan birine ölüm çatınca şöyle der. Rabbim beni geri gönder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. İmam Kazım Aleyhisselam, onlar namazlarından gafildirler ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Bu ayetten maksat namazı zayi etmektir. Hazreti Ali Aleyhisselam, Muhammed bin Ebi Bekr'e yazdığı mektubunda şöyle buyurdu. Bil ki her şey senin namazına bağlıdır ve bil ki her kim namazı zayi ederse diğer işleri daha çok zayi eder. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Ademoğlu 5 vakit namaza özen gösterdikçe şeytan ondan dehşete kapılır ama onları zayi edince ona karşı küstahlaşır ve onu şiddetli belalara düşürür. İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Kul namazını vaktinde kılar ve ona özen gösterirse o namaz bembeyaz ve tertemiz bir şekilde Allah'ın dergahına yükselir ve şöyle der. Beni korudun, Allah da seni korusun. Ama eğer namazı vaktinde kılmaz ve onu korumazsa simsiyah ve karanlık olarak kendisine döner ve şöyle der. Beni zayi ettin, Allah da seni zayi etsin.